değerli milletvekilleri, iş tüzüğün 30. maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup işleme alacağım, oylarınıza sunacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 07.02.2019 tarihinde kaçakçılıkla mücadele ilgili verilmiş olduğum 2 Taksim 1705 esas numaralı kanun teklifi değişikliği önerisinin iş tüzüğün 37. maddesine göre doğrudan gündeme almasını arz ederim. Abdurrahman Tuttere, Adıyaman Milletvekili. Tamam başkanım. Önerge üzerinde teklif sahibi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere konuşacaktır. Buyurun Sayın Tuttere. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 2007 yılında bu parlamentoda iktidar tarafından getirilen bir torba kanun tasarısıyla Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerinde tütün üreticilerini tehdit eden kaçakçılık kanunun 3. maddesine eklenen 20. fıkrayla tütün ve alkol piyasası kurumundan yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, bulunduran kişilere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa teklifi geldi ve bu teklif iktidar oylarıyla yasalaştı. Bu teklif yasalaştığından bugüne kadar tütün üreticisinin sırtında bu tehdit, bu kaygı bugüne kadar devam etti. Yasanın uygulanması 2 kere ertelendi ve en son geçen dönem yasanın 2 Temmuz 2020 yılında yürürlüğe girmesi şeklinde kanun ertelenmiş bulunuyor. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, tütün Türkiye'nin bir gerçeği. Tarım politikasında hükümetin yanlış uygulamaları tarım alanındaki diğer ürünleri bitirme noktasına nasıl getirdiyse tütünle ilgili yanlış uygulamalar da bugün tütün üreticisini can çekişir haline getirmiştir. Türkiye'de tütün, sözleşme kapsamında üretilen tütün ve sözleşme dışında geleneksel anlamda üretimi, pazarlanması, tüketimi yapılan tek başına içim özelliğine sahip olan tütünler olmak üzere 2 kapsamda değerlendiriliyor. Değerli milletvekilleri, özellikle geleneksel anlamda üretimi yapılan başta Adıyaman olmak üzere Malatya, Batman, Diyarbakır ve Türkiye'nin değişik illerinde yüz binlerce insanın ürettiği sarmalık tütünler bugün itibariyle çıkarılan yasa nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Bugün bütün Türkiye'de yüz binlerce insanın tek geçim kaynağı olan bu sarmalık tütün eğer 2 Temmuz'da bu yasa yürürlüğe girerse yok olacaktır. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Tütün Adıyaman'da ve üretimi yapılan bütün bölgelerde Mehmetçiğin harçlığı, genç kızların çeyizi, üniversitede okuyan öğrencilerin bursu, velhasıl bu kesimde üretim yapan herkesin nefesi. Eğer siz bu yasayı, bizler bu şekilde göz yumarsak, bu yasayı değiştiremezsek önümüzdeki süreçte özellikle 2 Temmuz'da büyük bir depremi hep beraber yaşayacağız. Bugün doğal afet olarak depremi tartışıyoruz. 2 Temmuz'da bu yasanın yürürlüğe girmesiyle 9 şiddetinde bir deprem yaşayacağız. Nasıl mı? Yüz binlerce tütün üreticisi şüpheli sıfatıyla adliyelik olacak, karakolluk olacak. Onun için hepinizden bütün gruplara açıkça çağrıda bulunuyoruz. Gelin yüz binlerce insanın ekmeği olan bu toprakların kadim ürünü olan bu tütüne hep beraber sahip çıkalım. Değerli milletvekilleri, her dönem özellikle iktidar milletvekillerine sesleniyorum.
her defasında yerli diyorsunuz, milli diyorsunuz. Bütün politikalarınızı yerli ve milli kimliğiyle halka anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte şu gösterdiğim tütün. Bin yıldır bu topraklarda yetişen yerli ve milli ürün. Bu ürün bu yasayla kaçak durumuna düşmüştür. Bu ürün Anadolu kokuyor. Bu ürün uğruna binlerce şehit verdiğimiz vatan toprağı kokuyor, vatan toprağı. Siz buna 3 yıl hapis getirmekle bu ülkeye en büyük ihaneti yaptınız. Gelin yol yakınken bu uygulamadan hep beraber vazgeçelim. Tütüncünün, çiftçinin ekmeğine hep beraber yol açalım. Türkiye'de tütün özgürleşsin. Bugün iktidar olarak dışarıdan sıfır gümrükle tütün ithal ediyorsunuz. Dışarıdan gelen tütüne milyon dolar para veriyorsunuz. Amerikalı, Yunanlı üreticinin ürettiği tütüne para veriyorsunuz. Adıyamanlı, Malatyalı, Batmanlı, Hataylı üreticinin getirdiği tütüne 3 yıl hapis getiriyorsunuz. Bu nasıl bir vicdan? Buyurun toparlayın, buyurun. Değerli milletvekilleri, hepinizin vicdanına sesleniyorum. Bütün gruplara sesleniyorum. Bütün gruplara sesleniyorum. Gelin bu toprakların mahsulü olan, yüz binlerce insanın ekmeği olan bu tütüne sahip çıkın. Bizim önergemize destek olun. Bizim önergemiz ile biz bu kaçakçılık kanununa 2017 yılında eklenen 3 yıl hapis cezasını yerli tütün için ortadan kaldırıyoruz. Ve yüz binlerce insanın ekmeğinin önündeki engelleri de hep beraber kaldırmış oluyoruz. Hepinizden destek istiyorum. Bütün Adıyaman tütüncüsünün gözü sizlerde, bu parlamentoda. Gelin milletin vekilleri olarak milletin ekmeğine hep beraber sahip çıkalım. Bu teklifi bugün burada kanunlaştıralım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yoklama talebi var. Buyurun. Evet. Başkanım, siz söyleyeyim bana yardımcı olun. Hadi. Sen söyle. Özgür Özel. Sayın Özgür Özel. Evet. Sayın Ağababa. Sarı Aslan. Sarı Aslan. Sayın Çebi. Sayın Çebi. Sayın Zeybek. Sayın Zeybek. Sayın Sancar. Sayın Sancar. Sayın Şevkin. Sayın Şevkin. Sayın Karabıyık. Sayın Karabıyık. Sayın Kaytancıoğlu. Sayın Kaytancıoğlu. Sayın Kaya. Sayın Kaya. Sayın Bulut. Sayın Bulut. Sayın Gülzar Biçer. Sayın Biçer. Kim? Sayın Aygül. Sayın Aygül. Kaç oldu ya? 13 oldu. Evet. Oku. Sayın Şahin. Sayın Şahin. Sayın Sertel. Gürer. Sayın Gürer. Sayın Demirtaş. Kim? Sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş. 4. 4. Sayın Sertel. Sayın Sertel'i söyledi ki oğlum be. Hancıoğlu. Sayın Hancıoğlu. Sayın Hancıoğlu. Sertel'i söyledik. O Sertel ha, tam bir tane. Ha, tamam Sayın. İki tane kaldı. Yüce Er. Sayın Yüce. Yüce Er. Yüce Er. Sayın Yüce Er. Sayın Çakır Özer. Sayın Çakır Özer. Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. Yoklama işlemi başlatıyorum. Yoklama için 2 dakika süre veriyorum. Süreyi başlatıyorum.
Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşme 15 dakika ara veriyor.